Günaydın, Gün Ekonomisi'de karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları, fiyatlamalara ilişkin detayları konuşacağız. Gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafına konuşmaya Borsa İstanbul cephesiyle başlıyoruz. 94.219 geldiğimiz nokta %2.13'lük bir farkla birlikte 7.1 milyar liralık bir işlem hacmiyle gerçekleşti dünkü işlemler. Dün bankacılık endeksi yaklaşık olarak %2.59'luk katkı sunarken sanayi endeksi tarafında %1.70'lik bir prim söz konusu idi. Borsa İstanbul dün 82 hisse yükseldi, 11 hisse düştü. Değeri değişmeyense 7 hisse vardı. Veste Elektronik, Çelebi Havacılık, Parsan, Koç Holding ve Anadolu Efes en çok yükselen ilk 5 sıralamasını oluştururken İş Leasing, Tatgıda, Metro, Koza Madencilik ve Karsan en çok düşen ilk 5 hisseyi getirdi karşımıza. İşlem hacmi tarafında Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Erdemir ve Akbank şeklinde bir sıralama söz konusu idi. Peki Avrupa tarafında neler oldu diye bakalım birlikte. Avrupa tarafında İşler iyi gitti. %2.3'lük bir değerlenme, %2.03'lük bir değerlenme Almanya tarafında göze çarptı. İngiltere %1.17 kadar primli kapattı. Fransa tarafında %2.20'lik bir değerlenme söz konusu idi. İtalya'ya baktığımızda %2.5'a yakın bir prim söz konusuydu. Ve İspanya tarafında da %1.19'luk bir değerlenme ile birlikte günün tamamlandığını gördük. Amerika tarafında vadeli kapanışlar tarafına baktığımızda orada da yukarı yönlü hareketlerin %1'lerin üzerinde gerçekleştiğini gördük. Yine benzer şekilde yeni günde pozitif başlamış görünüyor. Amerika tarafında 10 binlik rakamlarla da olsa vadeli piyasada yeşil yanarken Asya tarafında alımlarla karşılaşıyoruz. Japonya %1.70, Hong Kong tarafında %2.37'lik bir değerlenme yaşanırken Güney Kore endeksi %1.13 kadar prim yapmış görünüyor hali hazırda. Çin tarafına baktığımızda ise %1.5'luk bir değerlenme olduğunu söylemek mümkün. Peki sermaye piyasaları ne oldu da birdenbire bu kadar pozitif bir hava görmeye başladı? Her şeyden önce Trump'ın bir çıkışı. Trump'tan bir iyi bir kötü haber var şeklinde belki de dile getirmekte fayda var buna. Bunlardan bir tanesi genel dünya piyasaları açısından söylüyorum. Çin'le G20 zirvesinde görüşeceklerine dair umutların çok daha fazla hale gelmiş olması. Çünkü başarılı bir telefon görüşmesi geçirdiklerini söylüyor Trump, Xi Jinping'le birlikte. Diğer yandan Avrupa Birliği ve Çin'i paralarını değersizleştirmekle, zayıflatmakla suçluyor. Dolayısıyla Merkez Bankaları cephesinde başka bir hikaye konuşulmaya başlanacak, öyle görünüyor. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında konuşulanlar daha çok faiz indirimlerine yönelik idi. Şimdi buna neredeyse bir parasal gevşeme adımının da eklenmesi gibi bir durum söz konusu olacak sorusu akıllara daha fazla yerleşmeye başladı. Ancak Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Trump'ın bu çıkışını elbette boş bırakmadı ve çok da onu ilgilendiren bir konu olmadığını dile getirecek, sert sayılacak açıklamalarda bulundu. Bir taraftan da bir teşvik iyimserliği yaşıyor Asya. Orada dolayısıyla sermaye piyasalarının genelinde hisse bazlı olarak yükselişleri görüyoruz. Bu da dünyanın geneline hali hazırda yansımış durumda. Peki bütün bunlar para piyasalarına acaba nasıl yansıyor? Para piyasaları tarafında benzer şekilde merkez bankalarının özellikle söylemleri çok önemli. Fed'in yapacağı açıklamalar var bugün. O bakalım ne gibi bir tabloyu ortaya koyacak yarın yapacak açıklamasını. Akşamki ve sonraki gün gelecek olan açıklamalar Fed açısından bir niyeti aslında bir beyanı ortaya koyacak. Jeremy Powell'la ilgili olarak dedikodular dönmeye başladı. Amerikan Başkanı'nın Powell'ı istemediğine yönelik. Aslında bir taraftan böyle bir değişikliğe gitmenin ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz dönemde gördük ki bu geçtiğimiz dönem içerisinde Powell'la Fed'in kafa yapısı çok da birbirine uyuşmuyordu. Şimdi çok daha Trump'ın istediği politikalara doğru gelmiş görünüyor Powell. Dolayısıyla buradaki tartışmaların anlamsız olduğunu savunan stratejistler var. 5.86 seviyesindeyiz dolar TL'ye baktığımızda. Euro TL cephesinde 6.57'yi görüyoruz.
Sterlin TL 7.36'dan geçiyor. Sepet kurda geldiğimiz nokta 6.22 seviyesini bize gösterirken dolar endeks 97.6 seviyelerinde 97'nin de altına sarkmış idi hatırlayacaksınız. Buralarda git gel yerini koruyor. 1.11.93'ten geçiyor. Euro dolar paritesi tarafında işlemler 1.12'nin altında kalması bu anlamda önemli. Avrupa Merkez Bankası eğer bir parasal gevşemeye gidecekse ki Draghi'nin yapmış olduğu açıklamalardan sadece faiz indirimiyle sınırlı kalmayabileceğine dair notlar konuşuluyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bir parasal genişleme, bir daha önce A4 kağıtlarıyla neredeyse para dağıttıkları gibi bir para saçma durumu söz konusu olursa doğal olarak euronun değeri daha da düşecek ve Trump bu anlamda Trump'ın eli zayıflamış olacak. Bundan sonraki süreci bu anlamda da takip etmek ve okumak elbette gerekecek. Diğer taraftan Asya tarafında bir teşvik iyimserliği var demiştik. Asya tarafının haricinde G20 zirvesinin önemi ikili görüşmeler düzeyine doğru çekilmiş oldu. Dolayısıyla G20'nin ruhunun tartışılmaya başlandığı bir başka süreci daha görüyoruz. Türkiye tarafıyla ilgili hiç mi bir şey söylemedi Trump? Tabii ki söyledi. Trump yönetiminin Türkiye'ye ilişkin olarak bu S-400 konusunda yaptırımları değerlendirdiğine ilişkin bir açıklama geldi. Biz de zaten mektubumuzu gönderdik. Mektubun içeriğinde herhangi bir sızdırılma durumu söz konusu değil. Ancak görüşlerimizin yinelendiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Dolayısıyla S-400'ün neden alındığı, hangi koşullarda kurulacağı, F-35'lerle bu işin alakasının olmayacağı gibi bir takım açıklamaların, bir takım durum tespitlerinin yerini bulduğunu söylemek mümkün. Bir de şimdi Kıbrıs meselesiyle birlikte Doğu Akdeniz meselesini zaten konuşuyorduk. Bir de Kıbrıs konusu gündemimize geldi. Maraş açılacak mı, açılmayacak mı? Bunu tartışacağımız bir dünya var artık önümüzde. Bu da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi elbette yakinen ilgilendirecek diyelim ve geçelim. Emtia tarafında neler oluyor? Birlikte ona bakalım. Emtia tarafına baktığımızda emtiada geldiğimiz nokta bize altında 1345 doları gösteriyor. 10.000'de 7'lik geri çekilmeyle birlikte altın 1345 dolarlar, 47 dolarlar seviyesine gidip gelirken acaba gram altında, çeyrek altında neler oluyor diye baktığımızda oradaki tablo bize 253 liralık gramı, 416 liralık çeyreği gösteriyor. Tam altında ise gelinen nokta bize 1659 liraya işaret ediyor. Brent petrol cephesinde 62 dolar 15 centlik bir fiyat var hali hazırda. 52 dolarların üzerindeki seyrinde sürdüğünü söyleyelim. VTI tarafında Amerikan tipi ham petrolde. Bütün bunların ardından gazetelerin ekonomi sayfalarına neler yansımış birlikte orada bakalım. Evet, gazetelerin ekonomi sayfalarına bakacağız. Doğu Akdeniz meselesine sıklıkla konuştuğumuzu dile getiriyoruz, söylüyoruz. Burada geldiğimiz nokta itibariyle ilk haberimizi de dolayısıyla Posta'dan, ekonomi sayfasından aktaracağız. Yavuz sondaj gemisi yarın yola çıkıyor başlığını taşıyor. Buradan aktaracağımız haber, hazırlıklar tamam denmiş. Fatih'ten sonra Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan Yavuz için hazırlıklar tamamlandı. Yarın Doğu Akdeniz yoluna çıkacak olan gemi Temmuz ayının başında ise KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hem Yavuz'la hem de Fatih'le gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajımıza devam edeceğiz dedi. Yerli personel burada yine ön plana çıkıyor. G20 Enerji Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Japonya'nın Nagoya kentinde soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, yerli personel yaptıklarına ve yerleştirme oranının gittikçe arttığına dikkat çekti. Dönmez şöyle devam etti diyor gazete. Şu anda da sondajımız 3000 metreleri aşmış durumda. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5000-5500 metreler seviyesine inmek demiş. Türkiye'siz bu işin olmayacağına dair notu da yine paylaşıyor Bakan Dönmez. Yavuz sondaj gemisinin perşembe günü yani yarın uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım çalışmaları devam ediyor. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin olarak sondaj yapmada ne var ne yok bilemem. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar Türkiye'siz realist bir çözümün olmadığının farkına artık varmalılar diyor Bakan Dönmez. Posta gazetesinin ekonomi sayfası da bu haberi dile getirmiş durumda.
Mario Draghi şoku Dünya Gazetesi'nden aktaracağımız bir haber. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi malum bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık satın alımı başlatılabileceğini söyleyerek piyasaları sarstı demiş. Draghi şoku başlığıyla birlikte de Dünya Gazetesi'nde bu haber bu şekliyle paylaşılıyor. Jeopolitik riskler ve ticaret savaşına ilişkin endişelerin gündemdeki sıcaklığını koruduğu bu hafta piyasalarda Mario Draghi şoku yaşandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi enflasyonun yükselmemesi halinde muhtemelen yeni faiz indirimleri veya varlık alımları yoluyla para politikasını tekrar gevşetmesi gerekebileceğini belirtti. Açıklama Euro'ya darbe vururken Almanya'nın tahvil faizleri tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Avrupa'da endekslerse hızla yükselişe geçtiler denmiş. Bu açıklamanın ardından yapılan işlemlerde gazetede bu şekliyle yerini halihazırda bulmuş. Gelelim Milliyet Gazetesi'nden iştahımız açık başlıklı habere. Bütün gücümüzle sanayiye desteğiz diyor. Kim diyor? Bunu Vakıfbank söylüyor. KOBİ'ler başta olmak üzere reel ekonomiye en aktif destek veren bankalardan biri olduklarını belirten Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, kredi iştahımız açık, sanayicinin yanındayız diyor. Kampanyalı satışlardan bahsedilmiş, yapılandırmada aktif çalıştıkları yine belirtiliyor. Blockchain'le bir gümrük işlemi meselesi gündemlerinde, yeni şubeler açılacağı duyurulmuş. Mevduatın vadesinin uzadığına dair bilgileri yine paylaşıyor. İvmenin çift etkisi olduğunu söylemiş. Kredilere hız verdik diyor ve Ar-Ge merkezi kurduklarına dair de notu yine geniş bir şekilde yerini bulmuş Milliyet Gazetesi'ndeki bu haberde. Kredi demişken sorunlu kredi fonlarından bahsedelim. Bir de sorunlu kredi fonları yolda gibi görünüyor. Dünya Gazetesi bu haberi paylaşmış. İki bağımsız portföy yönetim şirketi Aktus'la İstanbul Portföy birleşme kararı aldılar deniyor burada. 3 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip olacak şirket içerisinde sorunlu krediler olmak üzere kuracakları yeni fonlarla yurt dışından yatırımcı getirmeyi hedefliyorlar. Ayrıntısı da yine paylaşılmış. Girişim ve teknoloji fonlarında geldiğine dair not iletiliyor. İstanbul'a dönüş başladı. Kongre turizmi için İstanbul'a dönüşten bahsediyor Dünya Gazetesi manşetten duyurduğu haberinde. 2015'te Avrupa'da ilk 10 kent arasında yer alan İstanbul eski günlerine dönmenin sinyalini veriyor denmiş. Dünya kongre ve toplantı turizminin büyüklüğünün 1 trilyon doları bulduğu ifade ediliyor. 1,5 milyar kişi her yıl bu amaçla seyahat ediyor. En fazla toplantı %53,1 ile Avrupa'da gerçekleştiriliyormuş. Paris yılda 212 toplantıyla ilk sırada yer alırken Viyana 172, Madrid 165, Barcelona 163, Berlin 162 toplantı ile devam eden sıraları dolduruyor. Avrupa'da ilk 10'da olan İstanbul son 2 yılda 46.'ya kadar gerilemişti denmiş. Şimdi yeniden bir geri dönüş sinyalinden bahsedilmiş. Hürriyet gazetesinde emeklerin Temmuz maaşları zam ve enflasyon farkıyla artacak başlığını görüyoruz. En az %6,5'luk zamdan bahsediliyor. Toplu sözleşmeye göre memur emeklileri 2019'un Temmuz Aralık döneminde %5 zam alacak. Yılın ilk yarısına ait enflasyon %4'ü aşarsa aradaki fark maaşlara yansıtılacak. Buna göre memur emeklileri için %5 zam cepte ve en az %1,5'luk enflasyon farkı oluşacak. Bu toplamda zam oranını en az %6,5 düzeyine getirecek diyor sosyal güvenlik köşesinde Noyan Doğan. Ve son bir haber, onu da Hürriyet gazetesinden sizlerle yine paylaşalım. Toplu sözleşmede teklif günü başlığıyla birlikte görüyoruz buradaki haberi de. Yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakinen ilgilendiren toplu sözleşmelerde Türk İş bugün teklifini belirleyecek. Türk İş Koordinasyon Kurulu bugün bir araya gelerek rakam için bir istişare yapacak. Kurulda bir uzlaşma olması durumunda bugün ilk teklif için bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor deniyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay kurulda hükümetle iletilmek üzere tekliflerini istişare edeceklerini, oluşturacaklarını belirtti. Teklif için tüm sendikalardan görüş alacaklarını da kaydediyor bu aşamada. Böylece Hürriyet gazetesinden bu haberi de ilettikten sonra gündelik ekonomisine noktayı koyuyoruz. Geçiyoruz parametreye.